Elinde dolar ve altın olanlar dikkat. Bu hafta çok sert hareketler olacak. Uzmanlar bu hafta dolar ve altında çok sert hareketlerin görülebileceği konusunda ard arda açıklama yapıyorlar. Peki sebebi ne? Sert hareketlerin görülmesine neden olacak gelişmeler neler? Altın ve doları olanlar ne yapmalı? Dolar ve altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Sert hareketler ne yönde olacak? Tüm detaylarıyla uzman yorumları haberimizde. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Her ülke kendi çıkarına uygun pozisyon almaya başladı. Ekonomi uzmanları gerilen ortam dolayısıyla bu hafta finans piyasalarında aşırı oynak hareketlerin görülebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Uzman yorumları öncesinde gerginliğin tarafları arasında yapılan son açıklamalar şu şekilde. ABD'nin son açıklaması. Sosyal medya hesabı Twitter'dan iki yeni açıklama yapan Trump ile mesajında "Onlar, İran'dan bahsediyor, bize saldırdı ve biz de karşılık verdik. Eğer tekrar saldırırlarsa, ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum, onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde vuracağız" dedi. İkinci tehdit paylaşımında ise ABD Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri askeri ekipmanlar için 2 trilyon dolar harcadı. "Biz dünyanın en büyüğü ve en iyisiyiz. İran bir Amerikan üssüne ya da bir Amerikalıya saldırırsa bu yeni ve güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden onlara göndeririz" dedi. İran tarafından yapılan son açıklama. ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını ifade eden Ebu Hamza, Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayat noktası İran'ın menzilindedir ifadesini kullandı. Ekonomi uzmanları yeni haftada daha sivri söylemlerin gelebileceği, hatta bu söylemlerin fiiliyata dönüşebileceği olasılığı ile altın ve dolar fiyatlarında aşırı oynaklığın görülebileceği, grafiklerde yukarı aşağı uzun çubukların görülebileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Özellikle altın. Ekonomik veya siyasi krizlerin güvenli limanı haline gelen altın fiyatlarında özellikle yukarı yönlü ani sıçrayışların olabileceğini belirten uzmanlar, yatırımcıların anlık siyasi gelişmeleri yakından takip etmelerinin faydalarını olacağını belirtiyor. Altın fiyatları neden yükseliyor? Altında yaşanan yükseliş devam eder mi? Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın son dönemin en hızlı yükselişini yaşadı. Ons altın 1.577 dolar seviyesine gelirken gram altının fiyatı 302 TL'ye kadar çıktı. ABD-İran gerilimi yükselişinin en önemli sebebi. İran'ın ABD'ye vereceği yanıt fiyatlarda yön belirleyici olacak. Yaşanan yükselişte tıpkı ticaret savaşlarında olduğu gibi yine ABD Başkanı Trump'ın aldığı kararlar etkili oldu. Altında yaşanan yükselişte Trump'ın kararlarının da etkili olması akıllara esprili bir şekilde "paranı altına mı yatırdın be adam" sorusuna getirdi. Küresel riskler arttığında yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan ABD-İran gerilimine bağlı olarak sert yükseldi. 2019 yılında Çin ile ABD arasında başlayan ticaret savaşları nedeniyle yükselişe geçen ve daha sonra merkez bankalarının faiz indirimleri dolayısıyla yükselişini sürdüren altın fiyatları, ABD'nin Irak'ta İran'ın en önemli isimlerinden olan Kasım Süleymani'ye düzenlediği suikast sonrası sert yükseldi. 18 Aralık'ta 1.475 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı ABD ve İran'ın savaşının eşiğinde gelmesi sonucu 1.577 doları gördü. 18 günde 100 dolardan fazla yükseldi. Gram altında 302 TL'yi gördü. Altında yaşanan yükselişin en önemli sebeplerinden biri yine ABD oldu. 2019 yılında Çin ile başladığı ticaret savaşları sonucu oluşan belirsizlik yatırımcıları yine altına yöneltmiş ve fiyatlar yükselmişti. Türkiye'de altın denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Mehmet Ali Yıldırım Türk altında yaşanan yükseliş hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım Türk, ABD-İran geriliminin altın fiyatlarında yön belirleyici olacağını söyledi. Fiziki savaş ortamı var. Yaşanan gelişmeler sonrası ekonomi ve ticaret savaşı ortamının fiziki bir savaş ortamına dönüştüğünü belirten Yıldırım Türk, İran kendisine yapılan bu saldırının karşılığını verecektir. Ancak bunu hemen mi yapar yoksa bekler mi bilemiyoruz. Tabii aracı devletler tarafında bu işin sakinleşmesi sağlanacaktır. Gram altın güne hızlı bir başlangıç yaptı. Artık ekonomik görünümden ziyade jeopolitik görünümler ön planda. Bu saatten sonra gidişatı yaşanan gelişmeler belirleyecek. Öncesinde Brexit faiz indirimleri etkili oluyordu. Ancak artık bunlar geri planda kaldı dedi.
ons 1.600 dolar seviyesine tırmanabilir. Bu gelişmeler sonucu herkesin altına dönmesi gibi bir durumun yaşanmayacağını söyleyen Yıldırım Türk, ons fiyatı hemen 1.700, 1.800, 2000 dolar olacak diye bir şey yok. Belki 1.600 dolar seviyesine tırmanabilir. İzleyip göreceğiz. Tabii burada doların seyri de oldukça önemli açıklamasında bulundu. Gerileme beklentisi ortadan kalktı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında 15 Ocak tarihinde bir anlaşma imzalanacağını hatırlatan Yıldırım Türk, yatırımcıların görmek istiyoruz dediği imza artık atılacak. Biz de 15 Ocak'ta bir gerileme olur diye bekliyorduk. Ancak son yaşanan ABD-İran gerilimi bu beklentiyi ortadan kaldırdı dedi.